Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler. Selamlar Aleyküm, hayırlı akşamlar. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve Lale Gül FM dinleyenleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir tarih ve insan programında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Stüdyomuza iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah iyilik, Elhamdülillah. Ilka, afiyet versin Allah hocam. razı olsun. Ee, en son nereden geldiniz? Erzurum vardı evet, herhalde. Evet Erzurum vardı. Erzurumlular nasıl, neler yapıyorlar Vallahi diye sorarız. Vallahi Erzurumlular yani. bol bol selam gönderdiler. Aleyküm selam. Muhabbetlerini bildirdiler. Gayet güzel Maşallah. bir Erzurum ziyareti oldu, gezisi oldu. Epeydir de gitmemiştik. Evet. Hem dostlarımızla hasret giderdik. Ne de olsa ne ok, ne pusat, ne yay. 10 yıl bu. Dile kolay demişler. Ya. 10 yıl kaldı Erzurum'da. Maşallah. Yarın Erzurumluyuz Mustafa Bey. Evet. Özel bir muhabbetimizle, sevgimiz var. O ee, zaman sizin oltu taşından tesbihiniz de vardır hocam. Bulabilirsem getireyim Mustafa Bey Eyvallah. tesbihler. Sadece oltu mı? Size bir Elmay oltu taşı taştan. tesbih. Evet inşallah. Ama şimdi şeymiş. Geçen arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Oltu taşı da Çıkmıyor muymuş, bulunmuyor muymuş artık neymiş, Öyle yani, mi? Rusya'dan mı ne getiriyorlarmış herhalde, Sibirya oltusu mu ne varmış yani herhalde. Yani daha ucuz Piyasada maliyetler yani. düşünce biliyorsun bazı şeyler değerliler kayboluyor. Evet. Çünkü ucuz çıkıyor şimdi taş köprü sarımsa, Çin evet. sarımsağı aldı götürdü. Evet. Yeterince para etmiyor diye insanlar Çin sarımsağına dönüyor. Ya. Böyle şimdi evet. oltu taşı da pahalı. Nereden geliyor? Rusya'dan. Evet. Oltu taşına benzer. Ayırt etmesi güç. Ancak erbabı Bilebilir, anlayabiliyor. Tabii. Dolayısıyla da dönüyor insanlar. Maalesef buna. Yoksa evet. çıkmıyor değil, yok değil. <gülüyor> <gülüyor> Var ama işte bulabilene. Yani. Evet. Şimdi e, sevgili izleyicilerimiz bu hafta efendim İstanbul'un petini konuşacağız. <laughs> Malumunuz 29 Mayıs ve tabiatıyla. İstanbul'un fethinin, büyük fethin 571. seneyi devriyesi. Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın hayatını ve onun mücadelesini sonrasında da İstanbul'un fethiyle sonuçlanan o zaferini konuşacağız inşallah. Hocamız da zaten burada e, pek çok kere bu konu konuşulmuştur. Ama evet. biz tabii e, yani her konuşmada bu daha farklı detaylar, Doğru. daha değişik anekdotlar çıkabiliyor hakikaten. E, dolayısıyla Fethi iyi anlamak, Fatih Sultan Mehmet Han'ı iyi tanımak lazım. Evet. E, Bazen de dolayısıyla... ne diyorlar? Tekrarı ahsen. Evet, Ölerkane yani 180. 180 tabii. Güzellikleri konuşmak tabii. 180 defa da olsa, 500 defa da olsa güzel oluyor. Evet. Tekrar oluyor. Güzellikleri tekrar etmek unutulmamaya sebep oluyor Mustafa Bey. Bunlar da önemli. Evet. Yani e, o güzelliklerin unutulmaması lazım. Kesinlikle. Tekrar edilmesi lazım. Gençlerimizin bilgi, hafızayı yenilemesi lazım. Bu yönden de önemli. Yani bir kez konuştuk, geçtik. Olmuyor tabii. Bak 571. yıl dönümü evet. diyoruz. Her zaman da konuşuluyor. Konuşulması lazım. Evet. Fatih'in evladı Fatihan diyoruz. Hele Fatih Sultan Mehmet'i bilmek, tanımak. Bunları bilirsek... Gele, unutmazsak geleceğimiz devam ediyor. Hı hı. Hani tarihi unutursan unutulursun diyoruz ya. Bunları çok daha çok belki konuşmamız lazım. Daha evet, çok bilmemiz evet, lazım. Kesinlikle. Bunlar yani, önemli. Ecdadımızı, e, atalarımızı iyi tanımak lazım. Evet. Birileri tabii reddi miras kafasıyla hareket ediyor. Koca evet. bir tarihi. E, yani bu ifadeyi kullanmak istemiyorum ama sanki çöp sepetine atma gibi bir çabaları, gayretleri aynen, var aynen, ama bu koca aynen. tarihi aynen. silemezler asla. Aynen. Bu millette asla aslını unutmaz, hocam Allah'ın izniyle. İnşallah. Tabii nasıl unutmaz sizlerin e, efendim çabalarıyla, katkılarıyla, gayretleriyle hocam. Birazcık da böyle de bir durum var yani. Ya. E, sürekli bu tarz programlarda çokça hatırlatmak lazım. Ben hemen WhatsApp numaralarımızı ekranda arkadaşlarımız getirecekler sevgili izleyiciler. Sizler de İstanbul'un fethi ve yine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile ilgili sorularınız varsa efendim yazabilirsiniz. 0549 693 82 82 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Şimdi hocam İstanbul'un fethini de tabii seneyi devriyesi olması bakımından konuşacağız ama önce Fatih'in çocukluğuna bir gidelim. Yani nasıl yetişti? Bir Fatih nasıl yetiştirilir? Kimler vardı etrafında? Ee, mesela şeyde var hala görüyorum Fatih'in çocukluğuna ait efendim o kitabından defterinden değil mi? E, o evet. şeyler e, sayfalar, e, ta o zamandan e, çizdiği gemi resimleri gemi vesaireler, resimleri. Yani, evet, surlar evet surlar yani. yani hep yani doğumundan ölümüne kadar hep gönlünde kalbinde İstanbul'u fethetmek gibi bir ruh taşıyormuş evet. adeta yani Doğru. Ee, ama. O çocukluk dönemine bir gidelim ama hızlı hızlı gidelim çünkü yetişmez yani çünkü biz arşive şöyle bir baktık en az 5-6 program İstanbul'un fethi konuşulmuş Fatih Sultan Mehmet Han konuşulmuş tabii bitirilemez yani elbette arkadaşlarımız da yine YouTube'dan onun için ayrı bir oynatma listesi hazırladılar isteyenler o eski hocamın benden önce İbrahim abimizle evet. yapmış olduğu programları da izleyebilir göz atabilirsiniz efendim bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Nasıldı Fatih'in çocukluğu? Ya şimdi Mustafa Bey çocukluğu nasıl yetiştiği değil mi? Çok Hı -hı. önemli diye ifade ettiniz. Ben dün mü, önceki gün mü birisi bana bir video göndermiş. Bu yer bilimci, deprem bilimci Hı. meşhur bir evet. adam var. Yani Osmanlı ile ilgili zırt pırt konuşuyor. Evet. Yerle beraber ediyor, atıyor, vuruyor, tutuyor. Orada da ben bir tek Osmanlı padişahı tanırım falan, Fatih. Hmm. Tek bir Osmanlı padişahı var. Az önce dedin ya, gerisine at çöpe evet. misali. Böyle çöpe atıyorlar dediğin gibi. Hepsi yok. Bir tek Fatih varmış. Yani 622 sene devam eden imparatorlukta. Şimdi bir kişi nasıl yetişir? Onu yetiştiren sistem nasıl bir sistem? O sistemi kim kurmuştur? Kim nasıl uygulanmıştır? Evet. O Osmanlı, hani bir padişah döneminde kuruldu büyüdü işte cihanı e, kapladı ve aynı padişah geldi İstanbul'u aldı. Değil. Hı hı. Hani mesela bir emir Timur'da olmuş olsa, almış olsa bakıyorsun kendi devlet oluyor ve alıyor imparatorluklar alıyor. E bu arada İstanbul gibi bir yeri de fethedebilir. Şimdi burada bir adamdır. O bir adam yapmıştır bütün bu işleri. Hı hı. Fakat Osmanlı öyle değil. Osmanlı adım 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 yükseliyor. Sistem yükseliyor. Sistem büyüyor. Böyle bir anda biz eski hükümdarlar gibi doğuya batıya gittiğimiz yere kadar gidelim. Üç ay sonra da işte üç sene sonra da memleketimize dönelim. O tarafları aldık bu tarafları aldık. Çıktığın zaman sene gelindi hiçbir şey yok. Böyle hükümdarlar vardır. Doğuya gider, Batıya gider, gidebileceği yere kadar gider, geri döner. Daha oralar bitti. Evet. Emir Timur Anadolu'dan çıktıktan sonra Anadolu'yu bütün aldı değil mi Emir Timur? Hı. Peki aynı Emir Timur'un hangi evladı Anadolu'ya geldi bir daha gelebildi? Hangi evladı Anadolu'ya bir vali gönderebildi? Anadolu'ya Emir Timur bir vali mi gönderdi? Bir idareci mi gönderdi. Kendisinden sonra bir padişah Anadolu'ya geldi de aslanlar gibi mi karşılandı? Padişahımız geldi diye. Bitti. Evet. İstanbul'u da alsa biterdi. Ama Osmanlı öyle değil. Osmanlı ayrı bir sistem devleti. Osmanlı'da bir tek fatih var. Ben baş, ben başka adam tanımıyorum demek ahmaklıktır. Tarihi hiç bilmemektir. Hiç okumamaktır. Osmanlı'yı tanımamaktır. Öyle bir sistem büyüye 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 yedinci padişahta ona bütünüyle her taraf alınmış ortada bir İstanbul duran ve onun fethine hazırlanmış bir devlet adamı bırakıyor. O onu alacak ve öyle yetiştiriliyor çocukluğundan itibaren. İstanbul'un fethi üzere o onu alacak ondan kurtuluşu yok hiçbir şekilde. Sistem böyle geldi. Ve gerçekten onu yetiştirenler ikinci Murat İstanbul'un manevi fatihidir. Hani çok anlattık işte oğlunu 11 yaşında sancağa göndermesi, 12 yaşında tahta çıkarması, tam bir devlet idarecisi olarak yetiştirmesi ikinci Murat'ı İstanbul'un manevi fatihi kılıyor. Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev, İstanbul'un manevi fatihleri bunlar. İşte evet. Şahabettin Paşa, Saruca Paşa, bakıyoruz Zavnos Paşa, İstanbul'un manevi fatihleri bunlar. Ulubatlı Hasan, 70 bin asker, Nîmel C Emir, Nîmel İstanbul'un manevi fatihleri. Dolayısıyla manevi ve maddi fatihler, bir arada İstanbul'a. İkinci e, Mehmet çocukluğundan itibaren bunu düşünüyor. Bir ideal aşılanmış ona. Osman Gazi daha devleti kurarken böyle bir ideal vermiş. Ertuğrul Osmanoğlu'sun, Oğuz Karahan neslisin. Hakkın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç güzar yap. Daha devleti kurarken evet. ideal İstanbul. En büyük ideal. Bu. İkinci Mehmet tam bu şekilde yetiştiriliyor. Hacı Bayramı Veli onu müjdeliyor. Akşemseddin Molla Hüsrev sen İstanbul'u alacaksın diye yetiştiriliyor. Ve gerçekten hani sanki bütün onların genlerinden aldığı bir heyecan, bir aşk, bir gayret her çocukta öyle olmaz. İkinci Mehmet'te aşk var, heyecan var, hedef var, ideal var. Kabına sığmayan bir yönü var. Alimlere muhabbeti var. Bütün bunlar birleşince işte İstanbul'un fethine doğru yol alınıyor Mustafa Bey. Evet. Çok e, yerinde duramayan yaramaz bir çocukluk var. E, var. ...olduğu söyleniyor. evet. Evet. Yani şimdi hani e, o tip çocuklar günümüzde de var. Zeka seviyesi evet. böyle. Niye? Çok çabuk kafarlar. Hoca belki lep demeden leplebi anlayacak bir halde derler. Zeka seviyeleri üstündür. Böyle gençler yani... ...bu insanlar var sen bir şey söylüyorsun kapıyor. Sen söylemeden kapıyor bazen yani... böyle bir durum söz konusu. E, bu insanlar fazla ders dinleyemez. Fazla böyle derse kendini veremez. Çabuk kapar, çabuk anlar, çabuk düşünür. Yani başka Allah vergisi hı hı. Mustafa Bey. Yani bunlar Allah vergisi deriz bazı... ...kimisinde başka hususiyetler vardır kimisinde el becerileri vardır. Yani farklı kiminde matematik zeka çok yüksektir. Kiminde sözel zeka çok yüksektir. Evet. Kiminde müthiş bir hafıza vardır. Ya bunlar Allah vergisi, özellikler. Ama bütün bunlar bakarsın böyle biraz daha cevval olurlar, hareketli olurlar. Ele avuca gelmezler. İkinci Mehmet de böyle. Bu bir taraftan çok iyidir, bir taraftan tehlikedir. Yani dinlememezlik her şeyden kopmasına yol açar Tabii. zaman içerisinde. Yanlışa da düşebilir. Hatalara da düşebilir. Böyle insanları tehlike de bekler. Onun için onların bir noktada zapturapt altına alınması lazım. İşte ikinci Mehmet'i de kim alabilir böyle zapturapta? Molla, Gür Molla Gürani gibi bir hoca. Evet. Yani bakıyorsun Molla Gürani onu tatlı sert eğitimiyle yetiştiriyor. Hocaların da Tabi talebeye göre eğitimi olur, yöntemi olur. Bazen <laughs> anne babalar hocalar için kızabilirler. Oğluma şöyle davranıyor böyle. Eğer hoca hocaysa yolunu açmalılar. Evet. Hocayı dinlemeliler. Nedir? Yani bazen de gerçekten görüyoruz. Bir kısım hocalar hocalık yapmıyor. Ya hocalık yapmıyor. Kendini sevdirmiyor. Hı hı. Uzak. E talebe dinlemezse ben de anlatmam halbuki ele almaya çalışmamız lazım. Bizim ne olursa olsun hocaysan o gence ulaşacaksın. Ona vereceksin. Ona sevdireceksin. Onu ele alacaksın. E sert davranınca her zaman bu var. İlk sığınağın neresi? Baba. Babaya şikayet. Hele bir de babam padişah olursa. Evet. Değil mi ya? Benim babam padişah ya, sen kimsin ya? Benim babam başbakan, benim babam bakan. Benim babam zengin. Oo sen kimsin ya sen? Hele şimdi özel okullarda. Senin paranı benim babam veriyor falan. Ya Ne kadar kötü bir şey değil ya. mi yani? Ne kadar kötü bir şey. Git o zaman babandan al eğitimi. Ya. Git babam versin senin eğitimi. Niye geldin kardeşim yani? Niye geldin? Babası öyle diyecek. Tabii. Yani öyle diyecek. Oğlum hoca babadan kıymetlidir diyecek hoca. İlim paradan kıymetlidir diyecek. Söyleyecek, yönlendirecek. Bunu ifade edecek. Fatih de işte Mehmet de babasına gidiyor. Baba işte bu ne biçim adam ya bizi azarlıyor bilmem ne. Ben yarın ona gösteririm diyor. <laughs> Ertesi gün gelince Molla Güran'ın sopayı kapıp yürüyor. Öyle ya burası mektep, burası medrese. Sen sarayda sözün geçer, medrese de benim sözüm geçer. Her yerin bir sözü geçeni vardır yani. Değil evet. mi? Türk dünyayı idare eder ama... ...evde de hanımı Türk'ü idare ya, eder demişler. Tabii. Şimdi... <laughs> ...her yerin bir idarecisi var. Tabii kaçıyor padişah. Ya oğlum diyor yapma. Beni karşı karşıya getirme. Millete kefaze etme. Dersine çalış. hocayla iyi geçin. Vallahi benim gözüm korktu. Ne güzel anekdot ya, Mustafa Bey. Çok ben. güzel hocam Oldu yani. veya olmadı. Ama ne güzel anekdot. Evet. Ne büyük ders bu. Bunları anlatırız, uygulamaya gelince uygulamayız. Biz günümüzde çok güzel anlatırız, uygulamakta eksiğimiz var bizim. Maalesef. Evet. Maalesef. Anlatmak var, uygulamak yok. Keşke hiç konuşmasaydın da uygulasaydın. Evet. Yani hiç konuşma ama uygula. Çünkü konuşmanın kimseye faydası yok. Uygulamanın faydası var iş yapmanın faydası var. Tabii gerçekten böyle gençler zor ama zaptı rapt altına almak da kolay. Ne lazım burada işte? Hoca ve baba birlikte hareket ediyor. Ana, baba, hoca birlikte hareket edince o çocuğun olmaması mümkün değil. Baba, hocayı işte çocuğunun yanında rencide ettiğinde senin çocuğunu öldürüyorsun sen. Hocayı değil. Evet. Çocuğumu öldürüyorsun. Bunu anlamak lazım Mustafa Bey. Çok doğru hocam. Evet. Yani tabii e, öyle bir manzarayla karşılaşınca tabii Fatih Sultan Mehmet Han e, e, ne olduğunu şaşırıyor yani. olduğunu anda. anlıyor. Aman diyor ben de. <laughs> derslerime Şimdi, çalışayım. Aynı Fatih ileri gittiği zaman Akşe benim karşımda herkes tir tir titriyor. Ben de hocalarımın karşısında titriyorum. Akşemseddin'in Molla Gürani'nin karşısında. Ben de onları görünce ayağa kalkıyorum. Bak aynı Fatih evet. gün geliyor böyle oluyor yani. Evet. Bu zaten ikinci Mehmet'e o fethi yanında yanında Akşemseddin gidiyor, yanında Molla Gürani gidiyor, yanında Molla Hüsrev gidiyor. En büyük gücü onlardan alıyor. Elinde kılıç gücü, ardında askeri ama yanında da dua gücü. Ağücü. Evet, evet. Peki hocam şimdi e, ilk tahta çıktığı süre iki yıl boyunca bir e, tahta çıkmış du, çıkma durumu var ikinci Murat Han. Hani, ha, çocukluk döneminde. He, o şimdi neden mesela ikinci Murat Han böyle bir kararla oğlunu çıkarıyor ikinci Mehmet'i çıkarıyor yani e, ona şey konuşuluyor hep, onu sormak istiyorum esasında işte ikinci Murat Han. İstanbul'u Fatih'in yani oğlunun fethedeceğini, fethedeceğini biliyordu. Sabırsızlandığı için hani ben de fethi göreyim diye. Ee, hiç değilse hani kumandan olamazsam da bir nefer olarak nefer. katılayım da peygamberin duasına hani e, nazarına e, mazhar olayım Alayım. diyor. bu Bununla bu sayıkla e, çıkarttığı söyleniyor. Bu doğru mu? Bu doğru değil. Çünkü o anekdotta... Hani ikinci Mehmed'e müjdelenen anekdotta feti sen ve ben göremeyiz noktası var. Hı -hı. Şimdi o anekdotu kabul edip de bunu yorumladığımızda aynı anekdotun içerisinde feti sen ve ben göremeyiz. Senin oğlum ve bizim köse evet. feti bunlar görecekler. Bize nasip olmayacak. Bazen bazı velilerin hani gaybı Cenab-ı Hak bilir, bilemez insanlar. Hı -hı. Bir de Allahu Teala'nın bildirdikleri bilir. Evet. Bazen bazı alimlerin biz göremeyiz şunu ama siz görürsünüz diye böyle şeyleri vardır. Bir kısım öngörüleri, sezileri veya Allahu Alem Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle hani sadık rüyalar deriz. Evet. Görmesiyle bu da bu nevi şeyleri ifade edebilirler. Şimdi o anekdotta sen ve ben göremeyiz şeyi de var. Ama Oğlunun göreceğini de müjdeleme var. Öyleyse o müjdeye layık bir evlat yetiştirmek, hazırlamak. Burada eğer İstanbul konusundan bakarsak o fethi hazırlamak noktasını çıkarabiliriz. Fakat gerçekler pek öyle değil bu noktada. İkinci Murat han çok bunalımlı günler geçiriyor. Macarlar karşısında üst üste savaşları kaybediyor. Sonra çok zorlukla bir anlaşma imzalıyor. Karamanlılar Anadolu ülkesini mahvediyor. Ve onlara bir sefer yapmak zorunda kalıyor. Bu arada oğlu 18-19 yaşında Alaaddin şehit düşüyor, vefat ediyor. Onun üzüntüsü üst üste geliyor. Bütün bu üzüntüler bünyesini yıpratıyor ciddi manada. İstanbul'da bir saltanat müddeyi var, iddiacısı... Hanedandan biri var, oğlu 12-13 yaşında. Acaba bana bir hal olsa, benim oğlumu kabul etmeyip millet oraya gider mi? Hmm. Bu endişeyle oğlunu tahta çıkartıp milletten ona ne alıyor? Biat alıyor. Biat alıyor. Evet. Onu tanıtıyor bütün devlet adamlarına. Bu çok evet. önemli bir husus Mustafa Bey. Çok önemli. İkinci Murat, Asla Mehmet'ten de tahta almayacaktı. Bak, sonra ikinci de 19 yaşına çıktı. Şimdi 13 yaşında, ikinci Murat da Manisa'da olsa, 13 yaşında bir genç olsa ikinci Mehmet, ikinci Murat tahta vefat etse, Bizans hemen e, Mustafa'yı serbest bıraksa, Rumeli'ye bir anda gelir, değil mi? Edirne hemen Edirne. Evet. Rumeli'yi ele alabilir. Bir büyük tehlike var oğlu için. Evet. Bir tarafta 45 yaşında, 50 yaşında bir hanedan üyesi... ...bir tarafta 12 yaşında bir genç. Onu tahtadan indirmeyecekti. İşte orada biz... ...Çandarlı'nın hatasını orada görüyoruz. Çandarlı bir darbeyle... ...şeyi getirecek tekrar... ...ikinci murada. Buna bir darbe diyebiliriz yani... ...Çandarlı'nın hmm. bu hareketine bir darbe hareketi diyebiliriz biz. O şekilde getiriyor Çandarlı. Zaten ikinci Mehmet'in de onun mimlemesinin en önemli yönü o. Ama babası vefat ettiğinde artık 19 yaşında bir genç. Ki daha önceden de tahta çıkmışlığı var, şeyi var. Dolayısıyla çok rahat. Böylesi bir durum söz konusu. Yani bu bunalımları ve ikinci Murad'ın bu düşüncelerini kale almak lazım. Asıl nokta bu bence. Evet. Şimdi e, tabii ama orada hani Çandarlı'nın e, kaygıları mı diyelim artık? Yani korkuları e, şey mi hocam? Yani yersim çünkü çok kaliteli bir devlet adamı değil mi çok, çok kaliteli bir değil devlet mi? adamı. Çok hı. kaliteli Mustafa Bey. Bazen onu şey gösteriyorlar. Hayır öyle değil. Hı hı. İkinci Murad'ın başarılarında onun büyük payı var. Yücelmesinde devletin payı var. Çandarlı ailesinin başlangıçtan, birinci Murat'tan itibaren, o güne gelinceye kadar Osmanlı ailesi gibi çok önemli hizmetlerde bulunmuş. Evet. Bunu böyle yetişmemiş, basit bir devlet adamı görmemek lazım. Öyle olsa 2. Mehmet çoktan görevden alır. Bir endişe hissetmez. Hı hı. Yani öyle bir durum söz konusu değil. 2. Mehmet'in devşirme devlet adamlarının etrafında bir lala grubu olması ayrı bir hükümet şeyi olması. Farklı onun etrafında onu yetiştiren lalaları var, devlet adamları var. Bu her padişah döneminde böyledir. Yavuz tahta gelirken etrafındaki devlet adamlarıyla gelir. Babasının vezirlerini kullanır ama öyle çok fazla da şey yapmaz. Kendi yetiştirmeleri öne çıkar. Kanuni İbrahim Paşa'yı Manisa'dan yanına getirir, kısa sürede vezir azam yapar. Şimdi böyle yakın şeyleri vardır hükümdarların. Bir çevresi vardır. Fatih de böyle. İkinci şey Çandarlı dışlanmış hissediyor kendini. Ha bir de Çandarlı biraz bizdeki Demirel bir adamdır. Biraz böyle çekinir, korkar. Avrupalılar işte büyük bir sefer gelecek. Biz İstanbul'u kuşatırken büyük bir üzerimize tehlike, tehlikeden uzak duralım. Böyle bir yönü de var. Çandarlı çok tedbir sahibi. Evet. Değil yani mi? yani yürek adamlığıyla mantık adamlığı arasında eğer bir şey yapacaksak tabii. Çandarlı daha mantıklı Aynen düşünen öyle. bir adam yani. Evet yani bunları evet. şimdi bunu da bir yabana atamayız. Tabii. Niye? Az önce söyledik 2. Murat döneminde iki savaşı kaybetmişsin üst üste. Tabii. Yani bir de o sıkıntılı dönemleri yaşadı e, Çandarlı. Ne sıkıntılar yaşadılar. Seged'in anlaşmasını güçlükle yaptılar. Şimdi bunları da bizim yabana atmamamız lazım Bazen adam bir sıkıntı yaşayınca... ...yoğurdu üfleyerek yer. Tabii. Misali oluyor. E bu da mühim. Fakat... ...işte... ikinci Mehmet'in... de bir tasavvurları var padişah. O noktada... ...maalesef kendisi... ...işte o devlet adamları bu... ikinci Murat'la iş yapmayı istedi. Ve bunu... ...bir tertiplere, provokalere getirdi. Hmm. İşte burada hata ediyorsun Mustafa Bey. Yani... E, Hırs. Bazen adama hata ettiriyor. Evet. İnsanlarda olur bu. O sadareti bırakmama hırsı, orada bulunma hırsı, onu bırakmama hata. Yani oysa sizler tayinle gelmiş insanlarsınız. Hanedan, Osmanlı Hanedanı. Bunu bileceksin. Hı hı. Yani hanedan bu, devlet bu. Onun. Sen tayinle gelen birisisin. Evet. Ama, Ama da işte bilirsin. Hocam, bir anda hani bir, neticede 14 yaşında iyi eğitimli tamam iyi tahsilli de, dil biliyor vesaire hani bugün o dediğiniz o e, efendim gövdesi genişlerin bile <laughs> öbe öbe bitiremedi yani. <laughs> ya. Şöyle tarihte evet. şu, bir tek Fatih var bilmem ne. Onlar bile hakkını hani teslim ediyor ya. Evet. Bir anda şimdi öyle biri var tamam ama daha çocukluk dönemi, gençlik daha yeni yetişiyor. Bir anda siz hani yıllardan beri devlet adamlığı yapmışsınız. Bir, bir an böyle bir ben bilirim düşüncesi oluşuyor ister istemez. Yani ona güveniyor belki de Çandarlı'da. Hani ya ben idare ederim, ben bilirim, ben yol gösteririm diye öyle bir kendince mücadelenin içerisine giriyor herhalde. Yani tabii kolay değil şimdi. 13 yaşında, 12 yaşında bir genç gelmiş, oturmuş. Evet. Etrafında birileri onu yönlendiriyor. Gözüyle bakıyor bir taraftan da ya o yaşta İstanbul diyor. Evet. Şimdi Direkt. haklısın. Kandırıda yani dur bakalım hele oturur oturmaz hemen İstanbul nereye? Onlar da ikinci Mehmet'e bir zafer mi kazandıralım istiyorlar. Zanoz Paşa, Şahabettin Paşa. Hmm. İspatlayalım mı diyorlar yani kendilerini. Bunlar tabii Düşünce bu da olabilir. Onun için Çandarlı'yı da bir tarafa atamazsın. Yani o düşüncede nitekim hemen Varna Savaşları meydana çıkıyor. Kosova iki tane büyük haçlı seferi var. Savaşı var. Neticede Çandarlı'nın düşündükleri de oluyor aslında yani. Büyük büyük. Hele İstanbul'un kuşatması olsa bunlar çok daha büyük güçlerle belki gelecekler. Evet. Ona bile sıra kalmıyor. Devletler geliyor... Evet. yani şimdi böyle durumlarda aslında tersi olsa çandarlığına kadar haklıymış diyeceğiz Mustafa evet. Bey değil mi Tabii. yani tersi olsa da böyle diyeceğiz Fatih'in o şey meşhur sözü var ya işte ben padişahsam emrediyorum tahta geç hani yoksa sen evet. padişahsan yine tahta geç gibisinden o sözü e... o sözü sitemdir padişah hmm. babasını çağırmak değildir o sözü Babasına sitemdir. İkinci Murat, oğlunu tahta çıkartınca, Çandarlı'yı başına vezir tayin etti. Hmm. Eden o. Onun sözünden dışarı çıkmayacaksın dedi. Ha, evet. Devletin başı o gibi gösterdi. Ona emanet etti. Şimdi aynı adam, düşman gelirken, sen git baban gelsin noktasına getirdi. Hmm. O zaman babasına diyor ki, Padişahsan gel buraya. Çünkü senin başıma diktiğin adamlar beni padişah olarak görmüyor. görmüyor. Eğer sen padişahsan bana bu yetkiyi vermediysen gel tahta otur. Ben padişahlık sevdalısı değilim. Padişahsan gel otur. Yok değilsen o zaman da orduların başına geç. Çünkü Çandarlı'nın çarpışmayacağını gördü. Hmm. Ya çok zeki Mustafa Bey. Bu söz, bu sözü bir ara var mı yok mu falan filan. Bu söz bir hakkın tarihlerde var. Ve bu söz çok önemli bir söz ve sitem dolu bir söz. Padişah sen gel. Evet. Beni bu çocuk oyuncağı değil bu iş. Burada sitem ediyor. Ben valla tebrik ediyorum yani. Sitem ediyor. Yok değilsen o zaman geç orduların başına orduyu yönet. Evet. Yani müthiş bir soru gerçekten. Hiç cevabı yok ikinci murada. Ben, Önce çünkü bunu deyince hani işte gel falan beyiniz var diyor ya. Bana beni niye çağırıyorsunuz? İkinci Murat hakkıyla orada vermiş yani onu görüyoruz. Çandarlı gibi değil o. O hakkıyla bırakmış. Bana ne geliyorsunuz diyor. Beyiniz var, padişahınız var. Gidin çarpışın, gidin savaşın. Ben burada Asude yaşıyorum. Gidin kardeşim. İşte o zaman diyor. Evet. Eğer değilsen gel, yok değilsen geç. İkinci, Murat Han'ın da yani böyle tasavvuf ehli olduğu, işte artık inzivaya çekilmek istediği gibi şeyler falan konuşuluyor Fatih'e devrettiğinde. Osmanlı padişahlarda bu hep var ya Mustafa Bey. Bu zihniyet var. Tasavvuf ehli olur, olmaz. Ama tasavvuf ehlini sever. Hı hı. Bak sen de tasavvufun emaresi olmayabilir Mustafa Bey. Ama tasavvuf ehlini sevdiğinde o sevgi seni tasavvufa, muhabbete, güzel ahlaka, böyle evet. onlar gibi olmaya, yaşamaya sevk eder. Dolayısıyla o kırıntılar dökülür senin üzerine. Doğru. O sevgi çok önemli. Bu olmayan adamlar tasavvuf büyüklerini sevmez. Sevemez. Hatta tasavvufa düşman olur. Tasavvufu inkar eder. O noktaya götürür insanı. Onun için Osmanlı padişahlarının hepsinde bu vardır. Niye? Çünkü tasavvuf ehline müthiş muhabbet duyuyorlar. Kimisi kendi de tasavvuf ehli deriz. Yavuz gibi, hı hı. Kanuni gibi, e, ikinci Abdülhamit Han gibi. Yani tasavvuf ehli olan padişahlar deriz. Ama hepsi tasavvufu seven, tasavvuf büyüklerine bağlı, muhabbet duyan, ve o sevgiden... E, ...koku alan insanlar. Evet. O sevgi kokuyor. İkinci Murat'ta da bu var. Bize mi ısmarladılar bu yalan dünyayı? Varalım zikredelim... ...bir iki gün Mevla'yı. Ya oturalım Asu'da... <laughs> ...biz de Rabbimizi zikredelim. Bu dünyayı bize mi ısmarladılar? Kanuni Sultan Süleyman... ...hani o da... ...ger huzur etmek dilersen... ...ey muhibbi pari ol. Olmaya... Vahdet makamı dünyada uzlet gibi. Çekil bir köşeye. Orada Rabbini zikret, Rabbini an. Öyle bir me makam yok çünkü. Savaşla, kavgayla onlara eremezsin. O evet. Rabbin zikrederek erersin. Evet. Ne güzel ya. ya. Şimdi sonra 1451 yılında, 19 yaşında tekrar tahta çıkıyor Fatih Sultan Mehmet Han bu kez. Ve 30 yıl devam edecek bir hükümranlık söz konusu. Evet. Fakat tahta çıkıyor iki sene sonra İstanbul'u fethediyor hocam. Aynen, yani aynen. bu kez tam bilenmiş yani hani <laughs> çandarlı mandarlı bütün ne engel varsa hepsini aşıyor. <laughs> yani. Şimdi birincisi beklemediği bir hadise. Hı hı. Niye? Tahtı beklemiyorsunuz Mustafa Bey. Babanız birden çekilecek de 13 yaşındaki çocuğu tahta çıkaracak. Tabii. 12 yaşında bunu bekler misin yani? Yok. Beklemezsin. Ani gelişen bir şey. Sizi bunu düşün, bu düşünceniz de sizde sadece çocukça bir düşünce olarak vardır. Ben İstanbul'u alacağım, tahta çıkınca falan. Ama ne zaman alacaksın, ne zaman çıkacaksın değil mi? Bununla ilgili büyük planlarınız olmaz. O dönem yani, Fatih'e sorsalardı ya işte 28 yaşında falan belki çıkabilirim yani, derdi Yani değil belki. mi? Şimdi <laughs> hele bir de abisi var. Evet, 19 yaşında. Abi. Tahta kendisinin sıra gelir mi gelmez mi? Bunu düşünmek lazım. E birden abisi vefat etmiş. 6 ay geçmemiş. Baba buyur demiş tahtı vermiş. Hı -hı. Şimdi bu beklenmeyen bir şey. Burada Allah Allah devlet adamları İstanbul'a alalım alalım ama çocukça düşünüyorsun. Henüz bir şey yok. Orduyu kapıp İstanbul'a mı gideceksin? Belli değil. Ama şimdi bir tahtın... Şeyine ermişsin. O tadı duymuşsun. Hı hı. O tahta oturmuşsun. Emirler vermişsin. Bir şeyler olmuş. Devlet adamlar, Sultansın ya. Tabii. Yani şimdi sultan olarak o sultanlığın tadına ermiş olarak meneseye geldin. Ve senden önde senden büyük bir şehzade yok. Baban vefat ettiği gün sen sultansın. İşte bana göre ikinci Mehmet, o geri dönüşte İstanbul'u yudum yudum düşündü. Tam manasıyla onun artık tek düşüncesi İstanbul. Ben şeye girdiğim tahta ikinci defa oturduğum gün İstanbul'u alacağım. Hani iki sene sonra alması başka şeyler düşündüğünden değil, evet. devletin başına geçip hazırlıklarını tamamlamasından. Ve o tahttan geri geldikten sonra 1446'da yeniden 51'e kadar hazırlanma, ben şunları yapacağım. Ne? Şahi toplar. Mustafa Bey, o bunları muhtemelen Manisa'da hesapladı. Hmm. O Rumeli Hisarı bunları hesapladı. İstanbul sularını ben nasıl aşarım? Bunların hepsini düşündü o. ...o dönemde... Evet. ...kafasında onun tek şey var... Artık. ...beş yıllık bir etüt çalışması... ...etüt çalışması, evet, etüt yani, çalışması var... ...ve sonra tahta oturduğunda... ...bunları gerçekleştirme... ...o iki yıl aşaması var... ...iki yılda bütün bunları... ...hazırlıyor ve o zaman... ...İstanbul'u hedef yapıyor... Evet ...İstanbul'un... ...üzerine yürüyor... ...bu mühim bir hadise yani... ...o hazırlık dönemi... ...ve çocukça değil... Hiç hazırlanmadan gelen birisi İstanbul'u almak istiyorum ben. Orduları toparla gibi bir şeyle başlar. O şahi topları bir anda düşünemezsin. Hı, hı. Çağı görmedi öyle bir top. Tabii. Öyle bir top yok çağında. Çağlar üstü bir adamdır Fatih yani. Çağının üstü ilerisinde bir adamdır bunları düşünen. Şimdi Urban Usta, Urban Usta, Urban Usta. Urban Usta Fatih'in çizimini gördüğünde aklı şaşıyor adamın. Bunu dökebilir misin diye sorduğunda... ...adam... ...Allah Allah... ...böyle bir top çizimi, böyle bir top yok. Çizerim ama diyor... ...yaparım ama, dökerim ama diyor... ...mermisini yapamam diyor. <laughs> Sen mermiyi düşünme diyor. Sen topu dök. bak Şimdi... ...bu adam bunun çizimlerini yapmış Mustafa Bey. Yani... ...kim bilir nasıl çalıştı. Nasıl makine mühendisi bu. Tabii tabii. Makine yani, mühendisi. Dönemin... Müthiş bir matematik deha. Tabii. Bu bilgiler olmadan evet. o toplar vesaireler tasarlanamaz evet. yani. Evet. Şimdi Karamanoğlu sefere çıkıyor. Geliyor. Fatih tahta çıkınca hemen o eski çocukluk günlerini düşünüyorlar bunu. Tahtan indirdiler ya. Hı hı. Onu hala o çocuk zannediyorlar. Bizimle saltanat lafını edermiş ol Karamani. Bir daha fırsat verirse kara yere Karamani. Şimdi Karamani, Karamani ikisi de aynı. Sonu aynı bitiyor. Ama birinde karaman oğlu... ...birinde kara toprağa kararım onu. Evet. Kara toprağa kararım. Karamani. Kelimelerle de oynuyor. Yani bambaşka bir adam. Kelimelerle oynuyor. Tam bir edebiyatçı. Nasıl bir edebiyat? Nasıl bir makine mühendisi? O dilleri bilen... ...yedi dili, dokuz dili konuşan... E, ...tefsir... ...yapabilen... ...fıkıhta... Çok ileri. Hadis, fıkıh, tefsir din ilimlerinde üstad. Fen ilimlerinde üstad. Mühendislikte üstad. Ya nasıl bir yetişme bu? Başka bir şey yani. Gerçekten. Allah vergisi. Evet. Resulullah Efendimiz'in nimel geyş, nimel emir. Her yönüyle ya. Farklı evet. bir insan yani. Gerçekten. Ee, şimdi tabii... Fatih Sultan Mehmet Han'ın hem hayatını hem e, tahta e, geçirdiği dönemi Tabii ki İstanbul'un fethini konuşuyoruz Efendim Fethin 571 seneyi devresi olması bakımından bir 5 dakikamız kalmış hocam ilk bölüme e, ikinci kez tahta geçiş e, süreci nasıl oluyor nasıl gerçekleşiyor İsterseniz o kısımdan biraz bahsedelim sonra, ee, yine şey yapalım. Yani hem Devam ondan edelim. hem kısa hazırlıkları söyleyebilirim. Hı hı. İkinci bölümde fetih noktasına ve diğer fetih sonrasına gireriz. Şimdi tabii babası vefat edince Çandarlı normal olarak devlet erkanı Fatih'i davet ediyorlar. Hı hı. Tek şehzade. Bir kardeşi var ama Beşik'te bir çocuk. Tahta çıkabileceği yok. Devlet adamlarında artık 2. Mehmet'ten manasıyla yani Bizans'taki bir müddeyi davet edecek halleri yok yani. O anca mücadeleye atılabilir ki atıldı. Yani 2. Murad'ın vefat ettiği duyulur duyulmaz Bizans onu serbest bıraktı. Böyle bir girişimi var. Ama 2. Mehmet geldi tahta oturdu tabi. Tahta oturunca hemen bir kısım kuvvetlerini gönderdi ve Orhan... O Mustafa demiştim herhalde demin, hı hı. Ee, Şehzade Orhan derhal Bizans'a yeniden sığındı, kaçtı. Şimdi baba vefat edince artık çok rahat bir şekilde tahta oturdu 2. Mehmet. Ee, fakat Mustafa Bey çok enteresan, İşte tabii diye bütün devletler geliyor, anlaşmaları yenilemek istiyorlar. İkinci Mehmet'le herkes de anlaşmaları yeniliyor, istekleri var, İşte Sırplar geliyor... Ruslar geliyor, Macarlar geliyor, Venedikliler geliyor. Bütün şeyler, bu arada Bizans'ın elçileri de geliyor. Bizans'ın elçileri de aba altından sopa gösteriyor. Orhan'ın diyorlar masrafları çok yüksek. Öyle işte 100 bin, 150 bin akçe yetmiyor. 300 bin akçe yapalım onun şeyini. Geleni gideni çok, hmm. etrafı fazla. Bak bırakırsak başına dert olur hmm. falan. E, i̇kinci Mehmet de hay hay amcamız size mi muhtaç edelim? Memnuniyetle falan diyor. Onlara gayet ne isterlerse peki diyor şimdi böyle herkesle güler yüzle samimi muhabbet, herkesin istediğini veriyor, yapıyor, anlaşmaları yeniliyor. Allah Allah. Ya bu genç korkak biri ya. Bu gayet rahat yumuşak bir adam. Bundan her istediğimizi alırız. Bu arada Karamanoğlu da sefere geçiyor hmm. Osmanlı'ya karşı. Onların ikinci Murad'a karşı dört mezhep üzere yeminleri vardı. Sana saldırmayacağız diye. Vefat edince o yemin kalkıyor. Ve giriyorlar mücadeleye. Bizans da 300 bini böyle kabul edince ya biz yanıldık diyorlar ya. Niye 500.000 500, bin, istemedi? Niye? <laughs> Niye 500 bin istemedik? Niye? Niye 500-600 bin istemedik? Bak Karamanoğlu yürüdü, alıyor her tarafı. Biz niye anlaşma yaptık? Biz de şey diyelim, Batı'da hareket etsin. Fransa Kralı'na yazıyorlar, Avrupa'ya, Papalığa. Yürüyelim, alalım. Bu çocuk zaten dün başarısızdı. Bu çocukta hiçbir şey yok. Yürüyelim. Eyvah diyorlar, hesabı yanlış yaptık diyelim. Adamları gönderelim. Anlaşmayı yenileyelim. Zaten kabul etmez bu. Biz de bir taraftan gideriz. Şimdi... 2. Mehmet Karaman Seferi'ndeyken Akşehir'de Bizans'ın elçileri oraya kadar geliyor, Akşehir'e kadar. Önce Çandarlı'yla görüşüyorlar. Çandarlı onlara diyor ki, budala Bizanslılar, budala ahmaklar. Siz de bu adamı tanımıyorsunuz. Siz onun gülen yüzünü aldandınız. Ben sizin maksadınızı anlıyorum ahmaklar. Siz onun kafasındaki tasavvurları bilmiyorsunuz. Bilseydiniz bir kuruş para da istemezdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Fakat sizi onun yanına çıkartacağım. İkinci Mehmet dinliyor onları. Hay hay diyor. Yakında Edirne'ye geleceğim. Oraya gelin, orada anlaşırız diyor. Merak etmeyin diyor. Anlaşırız Edirne'de. Edirne'yi bekliyorum diyor. Hemen Karamanoğlu'yla anlaşma yapıyor... Şimdi adamlar da lan sevinelim mi, üzülelim mi? Allah Allah. Çandarlı böyle söyledi. Çandarlı da biraz onlarla iyi ilişkileri. İkinci Mehmet de ya adam tamam hay hay falan yine güler yüzdü. Hangisi acaba? Bir endişeyle dönüyorlar. Ve ikinci Mehmet hemen Karamanoğlu'yla anlaşma yapıyor. Derhal orada. Ve gelirken ilk emri Rumeli Hisarı'nın inşasını başlatın. Yıldırım Bayezid Han'ın yaptırmış olduğu güzelce Hisar'ın yanına geliyor. Boğazı şöyle bir kontrol ediyor. Ve tam karşısına Rumeli Hisar'ını yaptırın. Evet. Onun için az önce söyledim Mustafa Bey. Bunlar tesadüfi şeyler değil. Evet. Bunlar planlanmış hareketler. Onu başlatın. İşte İstanbul'un fethine ilk yoldur. Bizans hemen anlıyor. Derhal Edirne'ye elçileri gönderiyor ama... Parayı yükseltin diye değil. Aman şunu durdurun. Ne isterse verin. Paradan vazgeçin. Tek şu kaleyi yaptırmasın. Benim gücümün eriştiği yere imparatorlarınızın hayalleri yetişemez. Ya. Bundan sonra bu nevi maksatla gelenin derisini yüzer, kellesini keser, derisini yüzer, geriye yollarım. Bana bir daha böyle tekliflerle gelmeyin. İkinci Mehmet artık İstanbul'un fethine kararlı bir adam ve bunu gösterdi. Evet. Efendim ikinci bölümümüzde inşallah devam edeceğiz. Hem İstanbul'un fethini konuşmayı inşallah hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatından anekdotlar aktarmayı kısa bir mola sonrasında buradayız inşallah. Selamlar, aleyküm. Yeniden birlikteyiz. İkinci bölümümüzde tarih ve insan devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz 571. seneyi devriyesinde İstanbul'un fethini ve Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuşuyoruz. İkinci bölümün başında hocam biliyorsunuz yine evet. fotoğraflardan evet. kıymetli izleyenlerimizden, dinleyenlerimizden gelen fotoğraflarla hazırladığımız bir klibimiz var. Onu yayınlıyoruz. Hep beraber izleyelim sonra devam edeceğiz inşallah. Maşallah, bereket Allah. Çok güzelsiniz ya. Vallahi, Vallahi gerçekten abi. şahaneydi değil mi hocam? <laughs> Çok güzeldi. maşallah. Ee, i̇nşallah haftaya da yine böyle bol katılımlı bekliyoruz. Hemen şimdi siz de bizi nasıl izliyorsanız, takip ediyorsanız fotoğraflayıp bize gönderiniz efendim WhatsApp'tan. Herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Direkt fotoğrafı da gönderebilirsiniz. Arkadaşlarımız yine haftaya inşallah böyle bu hafta sizlerden gelen Fotoğrafları böyle derleyecekler, bir klip hazırlayacaklar. Haftaya hep beraber yine böyle güzel bir şekilde izleyebiliriz. Çok güzel. Ee, şimdi e, efendim mesajlara da şöyle hızlıca bakalım. İyi olacak. olur. Sonrasında iyi olur. inşallah devam edelim. Ya Bugün suallere de bakalım böyle evet. geldikçe. Ee, yine diziyle ilgili soruluyor. Katılım ee, hocam, sağlasınlar. Fatih ile Fatih ile ilgili ise olur. Tabii, tabii, doğru sanat anlatılmadığını sanat. söylüyorum yani. Evet en basiti en son şimdi de Macar Urban'ı Müslüman yapmaya çalışıyorlar. <laughs> evet. Halbuki öyle bir durum yok. Öyle yani. bir durum yok yani. Evet. Ee, Ankara'dan Oğulcan kardeşimiz yazmış. Sıkı takipçimiz yani Oğulcan bizim maşallah. Ee, şu an 100 kişilik tarih öğrencisi grubu olarak izliyoruz. Oo, Oğulcan. maşallah. Maşallah. Tebrik ederim hepsini. Evet. Bir sorumuz var bu zamana kadar ki ve şu anki Fatih dizisi dahil Çandarlı Paşayı hep Osmanlı düşmanı gibi görüyoruz. Bu doğru mudur? Fethe engel olmak istedi mi Çandarlı? Diyor. Ya Osmanlı düşmanı olarak göstermek tamamen yanlış bir şey. Bu asla doğru olamaz. Böyle bir şey de yok. E, Çandarlı kendisinin orada bulunuşunu, o görevde bulunuşunu biraz İstanbul Bizans'ın elinde kalırsa. Ben de bu görevden kolay kolay ayrılmam, burada bulunurum gibi bir düşüncenin içerisinde Çandarlı. Çandarlı şunu görüyor: İstanbul fethederse İkinci Mehmet öyle bir güce erişecek ki artık bana filan ihtiyaç kalmayacak hmm. veya o güçle beni rahatlıkla ekart edecek. Böyle bir zehabı var, düşüncesi var Çandarlı'nın. Sanki kendisinin menfaatini İstanbul'un Bizans'ta kalışıyla özdeşleştiriyor. Tabii bu düşünce onun anlayışı bakımından bunu ben böyle yorumluyorum. Böyle anlıyorum. Niçin böyle bir düşünceye kapıldı? İkinci Mehmet tahta çıkışından itibaren yanında olsaydı, ne derse tam manasıyla çalışsaydı, gayret gösterseydi, en azından öldürülme noktası olmazdı görevden alınsa dahi. Evet. Nasıl ve niçin öldürecekti değil mi? Evet. Mustafa Bey yani öldürülme noktası vuku bulmazdı. Görevden alabilirdi. Çok geçmedi. Zavnos da görevden alındı. Yani Fatih her birini görevden aldı. Yani Zavnos da Fatih'in sonuna kadar vezir mi kaldı? Vezir mı kaldı? Yok. Bakıyorsunuz neticede sizler giden gelen giden insanlar yani başka birini getirebilir. Bu padişahın elinde bir husus. Ama ben buraya sıkı sıkıya bağlı olayım deyince işte o zaman onun fazla başarılı olmasını istemiyorsun. İkinci Mehmet'in. Çandarlı böyle bir noktada hata etti. Yani İstanbul Bizans'ın elinde olsun. Evet. Gibi bir düşünce. Bunu anlayabiliyorum. Ha bunu söylerken bunu böyle söylemiyor. <laughs> Büyük bir Haçlı ordusu gelecek diyor. Biz burada sıkışacağız diyor. Bunları nasıl olsa bunlar avucumuzun altında. Denizden kesmişiz, karadan kesmişiz. Bunların artık bir esamesi yok. İstediğimiz zaman alırız. Şu anda bize her şeyle bağlılar. İçeride bir mahallede kuracağız. Askeri garnizonda koyacağız. Üst gibi de kullanacağız. Dolayısıyla ...şu an diyor büyük bir haçlı kitlesini... ...üzerimize çekmeyelim. Yani böyle düşündüğünüzde... ...hani olabilir gibi görüyorsunuz. Fakat... Evet. ...ne olursa olsun... sana ...senin böyle olmaman lazım. Bir Zaunuz Paşa, bir Şahabettin Paşa... ...Sarıca Paşa... ...alimler, veliler... ...hepsi artık İstanbul... ...Türk'ün olmalı... ...bizim olmalı derken... Çandarlı'nın bir grupla... Bunun karşısında hep tavır koyması aslında işte burası yakışmıyor muzubabe. Evet, evet. Yani bunu böyle diyebiliriz. Ama bunu Çandarlı'nın bir ihaneti gibi. Ya bir taraf da var. Çandarlı'yı bir sanki büyük bir ihanetin içerisinde gibi gösteriyorlar. Ben buna da katılmıyorum yani. Evet. <laughs> Peki, e, tarih öğrencilerine Olcan kardeşimize tekrar selamlarımızı iletelim. Efendim Elmas Hanım selamlarını göndermiş kıymetli hocam hayırlı akşamlar Hayırlı yayınlar gerçek tarih doğru ilim doğru hizmet demiş efendim o güzel ordu'nun ruhları şad olsun diyor Allah razı olsun, Allah razı olsun. Melih Bey yazmış efendim bir konumuzla ilgisi olmayan bir soru olduğu için onu geçelim. Ee, Fatih Sultan Mehmet Han çocukken İstanbul'u almak istemiş ama şimdi yetişkin insanlar Türkiye'yi vermek istiyorlar batıya ee, Allah ıslah eylesin diyor bir izleyicimiz göndermiş olduğu mesajında Hayırlı geceler ee, İstanbul'un fethedileceği zaman Bizanslılar tarafından Haliç'e çekilen zincirin konumunun bulunduğu yer şu anki şu andaki hangi köprü? ...diye sormuş bir izleyicimiz. Evet. Galata Köprüsü'nün... E, ...daha denize yakın... ...kısmı. Evet. Yani e, şeyden... ...Sarayburnu'nun tam böyle... E, ...Marmarayla Haliç'i... ...kestiği noktadan... ...köprünün denize bakan kısmına doğru... ...uzayan bir zincir. O şekilde düşünmek evet. lazım. E, hocam sizlere... ...teşekkür ediyoruz demiş. E, Fatih Sultan Mehmet han hazretleri kendi zamanındaki halk ve askerler tarafından sevilmezdi deniyor. Bunun hakkında hocam bilgi verebilir mi diyor. Denizli'den Ahmet Türk göndermiş. Yani e, Ahmet Türk'e selam olsun e, sevgili kardeşime. Böyle bir iddia son dönemlerde çok atıldı Mustafa Bey. Son dönem yani son dönemde dediğim 15-20 senedir ortaya atılan bir iddiadır bu. Ee, ...bunun öyle hiçbir geçerlilik tarafı da yok... Ee, ...bir delillendirilmesi de yok... ...yani bunu... ...nerede... ...ve kim söyledi... ...gibi bir ifadeyle... ...bunu sorgulasanız... Hı hı. E, ...ortaya hiçbir gerçek... iddia çıkmaz... ...yani bir kaynakta Fatih'e karşı... ...halk tarafından sevilmediğini mesela gösteren... ...ne ortaya koyabilirsiniz... Fatih'in bazı uygulamaları bazılarını rahatsız ediyor. Yani devlet adamlarının her uygulaması herkes tarafından kabul görecek diye bir şey yok. Bazen bazı uygulamalar halkı rahatsız eder, vergiler yükselir, halk rahatsız olur, paranın değeri düşer, halk bundan rahatsız olur. Bazı evet. uygulamalar bazılarını rahatsız eder. Bu her devirde vardır. Ama bu sevilmediğini göstermez. Sevmek ayrı bir şeydir. Siz seversiniz babanızı ama bazı hareketleri sizin hoşunuza gitmeyebilir. Bu sizin babanızı sevmediğinizi göstermez Mustafa Bey. Annenizin bir tavrı sizi rahatsız edebilir. Fakat bu annenizi sevmediğiniz manasına gelmez. Sevmediğini nereden çıkartıyorsun? Fatih askerlerini çok sever. Fatih halkını çok sever. Halkla Fatih'in arasında bir kopukluk nereden çıkartıyorsun? Anket mi yaptın be adam? <laughs> ne yaptın? Neye göre ortaya koyuyorsun? Yani. Yok. Ha iddiayı ortaya koyarlar söylerim ben. Ya İstanbul'un fethinde bazı şeyler var. Herkes bir eve yerleşmiş. Fatih vergileri yüksek alıyor. Evine göre yüksek alıyor. Adam bakamayacağı evi ele geçirmiş. Vergisini ödeyemiyor. Zaten para yok. Bu defa o evi elden çıkartıyor, kendine uygun bir eve geçiyor. Her şey oturduktan sonra Fatih vergileri kaldırıveriyor. Evet. Tabii ama sen evini sattın. E, sattın parayla sattın, o ev senindi. Ama o evin vergisini ödeyemiyorsun, yarın bakımını da yapamazsın. O ev harabe olur. Tabii. Harabiye döner. Devlet adamı olarak müthiş siyaset yapıyor Fatih burada. Ha bu bazı bunun içinde yazarlar da var tarihçi, hoşuna gitmiyor. İyi de senin menfaatine halel geldi o. O umumu ilgilendirmez. Senin hoşuna gitmeyen kitapta yazdın diye. Ben inanacak değilim, ben onun sebebini biliyorum. Evet. Değil mi? Tarihçi bunu bilir, bunu anlatır. Tabii. Öyle her gördüğü bilgiye mal bulmuş mağribi gibi atlamaz. Tabii. Evet. Ee, selamlarını göndermişler Nevşehir Yuva Köyü'nden Hamza Özdemir. Hocam diyor e, bir size Bakanlar Kurulu kurma şansı verilseydi Osmanlı Devleti'nin cennet mekan padişahlarından kimleri hangi bakanlığın başına getirirdiniz diye soruyor. <laughs> yani onlara bakanlık <laughs> çok şey demeyiz ya Mustafa Bey lider adamlar, tepe daha adamlar. Yani bakanlık ayrı bir durum. Yine fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Ee, gelsin efendim inşallah haftaya. E... Ya ne güzel vurdu Mehter'de yani. Evet yani uzun tabii. uzun <laughs> kulağımızın pası silindi vallahi <laughs> silindi. yani. E, hocam aklıma bir şey takıldı. Çandarlı Nimel Ceyş sayılır mı demiş. Sayılır tabii. Değil mi niye sayılmasın tabii. ya? O orduda. Gazaya kurdu, katılmış onun biri. Onun padişahtan sonra ikinci adamıydı. Hiç evet. sayılmasın öldürülmek ayrı bir şey. Evet. Küfür üzere öldürülmedi yani küfür diye değil bunlar padişah uygulaması. Evet. Dinen herhangi bir şey yok. Ee, hocam zulüm 1453'te başladı, yazan ve savunan zihniyetle nasıl barış içerisinde yaşayacağız diye yazmış bir kardeşimiz. Bunlar da gördük değil mi ya o yani gezi bir arada zamanı. yaşıyoruz belki ama yani İstanbul Bizans'ın olsun diyen Fatih'i şeyi Bizanslar alkışlarken, Avrupa alkışlarken, dünya alkışlarken, dünya adaletine şapka çıkarırken, İstanbul'da Katolik şapkası yerine Türk sarığını tercih ederiz diye Bizans'ın en büyük din adamları bunu söylerken, Osmanlı hasretini çekerken biz de birkaç zibidi kendini bilmez, ahlaksız, Böyle zulüm diyor, konuşuyor. Soysuz demek düşer başka hiçbir şey değil evet. böylelerine. Soysuz demekten başka bir şey düşmez. Evet. evet. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz yazmış. Selam olsun ama bu sorusunu başka bir hafta sorarsa inşallah ben de hocama yöneltirim. Yine hayırlı yayınlar diye mesajlar oldukça fazla geliyor. Bizim başımıza da fes giydirmiş bir <laughs> dinleyicimiz göndermiş olduğu mesajda efendim. Haftaya onu da görelim haftaya bakalım. Haftaya tabii yine <laughs> onu da arkadaşlarımız <gülüyor> eklesinler. <gülüyor> Şimdi Feşliği fotoğraflarımızı görelim Mustafa evet. Bey. <laughs> Şimdi tabii zaman hakikaten çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor efendim. Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın artık ikinci e, taht dönemi İstanbul fethine hazırlanıyor ee, sonrasında işte o fetih zamanını, anını dinlemek istiyoruz hocam sizden nasıl cereyan etti. Bir de Bizans çok zayıf bir döneminde miydi yoksa Bizans o zaman da yine Bizans mıydı yani güçlü müydu? Ya şimdi Bizans kaleler kuşatılır Mustafa Bey. O kalelere dışarıdan bir yardım gelirse almak güçtür veya kaleyi düşürmek güçtür. Mesela Araplar döneminde 7 yıl boyunca kuşatıldı. Dışarıdan da bir yardım gelmedi. İstanbul'u kuşattılar. E bakıyorsun Osmanlılar döneminde 4-5 defa kuşatıldı. E Araplar döneminde defalarca kuşatıldı. Ve bu kuşatma esnasında dışarıdan bir yardım gelerek kaçmadılar. Kaleyi düşüremediler. Evet. Demek ki İstanbul'u düşürmek zor. Bak İstanbul'u bin yıldır aşılamayan surlar diye geçer. O surları aşmak zor. Çünkü o surlar çift kas surlar. Arası 15 metre. Oo. Bu arada çift kat muazzam sur. Bunu bu ikisini birden aşabilmek kolay değil. Arada açlıktan ölürsün yani. Tabii. Bunun üzerine kalaslar düşeceksin. O arada tutunacaksın, onu geçeceksin. Şimdi böyle sur gerisinde 20 bin, 30 bin kişilik bir askeri kuvveti aşabilmek mümkün değil. Dolayısıyla zor. zor. E şimdi ellerinde grajuva denilen bir ateş var. Şeyi boydan boya işte sur dışını toprak sürmüşler, çıkartmışlar, su vermişler. İstanbul bir ada haline gelmiş. Hiç öyle değil, yerden toprak dolduracaksın aylarca oralardan hücum edeceksin. Belli bir yere tekstif oluyorsun, her yerden hücum edemiyorsun. İçeride gerçekten çok kalite bir komutan var, askerin başında Justiniani diye. Devrin en önemli komutanlarından birisi. E, ölümüne e, çarpışan bir halk ve asker gücü var. Kolay bir şey değil. Fakat öte tarafta da ya ben bu İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni diyen son derece kararlı İstanbul önünde ya almayı ya ölmeyi yeğleyen bir padişah var. Ya başka bir şey düşünmüyor. Ve bu padişah böyle bir ordu alıp gelmemiş. Denizi 350 parça gemiyle kaplamış. Deniz yolunu kapatıyor. Karadeniz'in yolunu kesmiş. Kadırga giremiyor oradan. Marmara tarafında 350 parçalık bir donanmayla engellemeyi düşünmüş. Şahi denilen topları dört tane çağının en büyük savaş silahını surların önüne kurmuş. 70 bin kişilik İstanbul'un fethine azmetmiş bir silahlı birliği oraya yığmış. Zor dönemde 67 gemiyi denizden alıp karadan yürütüp Haliç'e sokmuş. Haliç'teki donanmasını da hareket edemez hale getirmiş. Beyoğlu sırtlarına topları yerleştirmiş. Hatta kuşatma esnasında havan topu döktürmüş. Göz açtırmıyor. Yürüyen kuleler, Mustafa Bey, surlardan daha yüksek. Artlarında Allah işte şeyler, Allah, tekerlekler. Ve yürüyen bunları taze kesilmiş hayvan derileriyle kaplatıyor balçıklarla sıvıyor, içine cenkçileri dolduruyor, grejuva ateşine dayanıklı ve sürüyor bunlara. Bunları da yakıyorlar. 40 bin kişilik hücumlar, ağızlarında palaları, ellerinde merdivenleri, surlara bir elinde kalkan o grejuva ateşine karşı ağzında palası, bir elinde merdivenleri, saatlerce çarpışmalar, günlerce vuruşmalar. Yani müthiş hiç yılgınlık göstermeden devamlı ama bir taraftan kuşatma uzuyor, bir taraftan asker eriyor. Hı hı. Bir taraftan ölümler var, şehitler var. Bir taraftan Macarlar büyük bir orduyla geliyor diyorlar. Endişe yükseliyor. Toplanıyorlar, çandarlı. Bunlar harekete geçti. Müslümanları katledecekler. Orada bizim topraklarımız var. Nibolu, Filibe, her taraf Türk toprağı. Edirne, ordu burada yani orada insanlar ölecek ya yapalım anlaşmayı şimdi Çandarlı dediğin adam ikinci adam bir grubu var e bunlar böyle e Fatih o padişah ona sorar buna sorar ötede Zanos Şahabettin devam Akşemseddin Molla Gürani Molla Hüsre devam işte bunlar Fatih'in elini güçlendiriyor devam diyor ve bir bakıyorsun işte az önce söylediğim gibi gemileri yürütüyor. Bir bakıyorsun yürüyen kuleler yürüyor Bizans'ın üzerine. Bir bakıyorsun Haliç'in üzerinde dubalarla köprü. Bakıyorsun bir taraftan lağımlar. Savaşın bütün uygulamalarını yapıyor orada gösteriyor. 40 bin kişilik yürüyüşler müthiş çarpışmalar 6 Mayıs 12 Mayıs 18 Mayıs çok ciddi çarpışmalar düşmüyor. Ya düşmeyecek mi? Düşmeyecek mi bu hisar? Evet. Akşemseddin düşecek diyor. Ne zaman düşecek? İşaret ver bana. Yani genç padişah... ...bir taraftan da gerçekten... ...Macaristan'dan biri ordu hareketlendiği... ...haberleri geliyor. Diyor şu gün şu saat şuradan hücum edin. 29 Mayıs'ın... ...işaretini veriyor Akşemseddin. İşte o... ...çok önemlidir. 53 gün... Mustafa Bey 50 gün sürmüş. Son 3 güne kaldığında o işareti veriyor Akşemseddin. Şu gün, şu saat şuradan hücum edin. İnşallah olacak diyor. Yani kaynağın birinde o gece Fatih birisini gönderiyor. Akşemseddin çadırının içinde gözyaşları ıslatmış yeri. Öyle dualarda. Evet. Dualar. beydullahı ahrar. Yetiş ya Fakı Ahmet diye öyle. Ubeydullah'ı arar. Şeyleriyle geldi deniyor. Yani şimdi Yahya Kemal'in bir şiiri vardır. İstanbul'un fethini gören Üsküdar diye. Çok hoş bir şiirdir yani. Onu belki bizim gençlerimize ezberletmek lazım. İşte görmüş İstanbul'a yüz bin meleğin uçtuğunu... ...saklamış durmuş asırlarca asırlarca neyinde sinesinde bunu. İstanbul'u fetheden o askerleri meleğe benzetir. Üsküdar işte gözleri dolmuş tepelerden bakarak o yüz bin meleğin İstanbul'a uçtuğunu görüyor. İstanbul'u aldığını görüyor ve asırlarca bunu kendinde saklıyor. Bunu şimdi böyle bir ordu, böyle bir düşünce, böyle bir şey, böyle bir manevi kuvvet gözyaşı döküyor o orada. Fatih Sultan Mehmet askerlere ne hitaplar yapıyor. Yarın size İstanbul'u vaat ediyorum. Sabah İstanbul bizim olacak. Ama bugüne kadar gösterdiğiniz gayretin üç katını göstereceksiniz. Allah için vuruşacaksınız. Son üç günde yağmaya müsaade etti. Fakat ganimet için değil. Allah için vuruşacaksınız. İhlaslı olacaksınız amirlerinize tam itaat edeceksiniz. Amirlere tam itaat. Tam ihlas ve gayret. Evet. İstanbul bizim olacak. Size dünyanın en büyük, en güzel, en zengin şehrini vaat ediyorum. Sabah bizim. Fakat böyle olun. E kendisi o sabah kalkıyor. iki rekat namaz kılıyor sabah namazını da kılıyor. iki rekat namaz şükür namazı. Atına biniyor. Yani unutuklar ve o bunca yıldır zafer görmüş askerlerine hücum dediği zaman bir ok gibi gerçekten yayından boşalan ok gibi bir saat birinci saftakiler sonra o çekilirken ikinci saftakiler o çekilirken üçüncü saftakiler Yeniçeriler ama ne çarpışmalar ve 20 tane Türk iri görünüşlü iri gövdeli çok güçlü bir çıktılar tepeye geriden gelenler önlenemeyecek kadar orada vuruştular ve artık onlar belki hemen hepsi şehit düştü ama artık geriden gelenleri kimse durduramadı evet o yolu açtılar diyorlar yani böyle girdiler Gerçekten büyük bir kahramanlıktır. Çok güzel anlattınız hocam ya. <laughs> yani dizi falan alt etmiş. Yani kardeşim şurada ben o prodüksiyonu yaşadım yani. <laughs> hocam anlatırken. Ya hocam 53 gün sürüyor değil mi? Evet o 53 musaha, gün. O musahara diyorlar ya. 53 şey, gün. Uşatma. Ne mehabetli temaşa idi o. Hmm. 53 gün ne mehabetli temaşa idi o. Halkın uyanık gördüğü rüyaydı o. Ne hoş yazıyor ya, işte evet. Yahya Kemal de, şair de gerçekten onu. Böyle. Şimdi Yahya Kemal, o şiiri yaşayarak yazıyordu. Şimdikiler, yok öyle mi? İşte başarı mı? Kahramanlık mı? Ulan gitti bir çakıl taşı al be. Yani gitti bir çakıl taşı al öyle. Ne kolaymış falan. Yeah. Yeah. Bin yıl aşılamamış Git de bir yavurdan bir çakal çakıl taşı al da gel yani bir göster ben bir göreyim yani evet. iyiliğini evet. kolay mı zannediyorsun ya? Ya yani. hocam e, şimdi tabii surlar aşıldı İstanbul düşürüldü Ulubatlı Hasan karakteri mesela yani şey <laughs> kimileri diyor ki ya Ulubatlı Hasan diye biri esasında yoktu vesaire gibi i̇şte, şeyler söylenen tabii. söylüyorlar. Şimdi Ulubatlı Hasan karakteri çok mühim yani? Ulubatlı bizim tarihlerimizin yazdığı değişik isimler var. Kimisi diyor ki karıştıran Süleyman, kimisi diyor ki yeniçeri Mustafa, kimisi diyor ki Balaban Çavuş, kimisi diyor ki Ulubatlı Hasan. Ulubatlı Hasan'ı da bir Bizans kroniği söylüyor. Hmm. Şimdi bu isimler var, 20 Türk var çıkan. Ve bunlar büyük oranda şehit düştüler. Bu söylenenlerin de hepsi şehit düştü. Mustafa Bey, Ulubatlı Hasan kabul gördü. Hı. Bak Balaban Çavuş görmedi. Yeniçeri Mustafa görmedi. Karıştıran Süleyman görmedi. Ulubatlı Hasan milletin evet. değil mi? Yani zihninde, Yeni. beyninde yer etti. Ulubatlı Hasan'a şiirler yazıldı. Herkes Ulubatlı Hasan'ı kullandı. Fethin sembol ismi oldu. Bayrağı ilk o dikti diye meşhur oldu. İki sur arasına düştü. Önce ruku, sonra secde halini aldı. Ve can verdi. Yazan, uzunluğuna yazan bunları böyle yazıyor. Üzerine yağmur misali taşlar yağarken sonuna kadar direndi. Geriden gelenler önlenemeyeceği kadar orada durdu. Yağmur gibi taş yağıyordu. Artık geriden gelenler önlenemez hale geldiğinde iki sorun arasına düştü. Önce ruku, sonra secde halini aldı ve can verdi. Şimdi bu Ulu Batlı Hasan okullara verildi, viyadüklere verildi, mekteplere verildi. ismi her yere verildi. Şiirlerde, gönüllerde hep Ulu Batlı Hasan. Yok demeklerine ne geçiyor ya? kültür denen bir şey de var. Kardeşim bana demiyorsun ki hiçbir kaynakta ismi yok. Var kaynakta da geçiyor. Ötekinin de bir kaynakta geçiyor. Bunun da geçiyor. Şu da bir kaynakta geçiyor. Bu da bir kaynakta geçiyor. Bana sorsan en kuvvetlisi hangisi desen ulubatlasanın ki Balaban Çavuşu daha bizim iddiaçılar döneminde gündeme getirilmiş bir şey. Karıştıran Süleyman'ı Evet fetihte bulunmuş, şehit düşmüş ama ilk bayrağı diken diye söyleyen onun yeğeni. Hmm. Kendi şeyini söyleyebilir. Ama bir Bizanslı Dimitri demedi. Yorgo demedi. Bak Mustafa Bey. Evet. Bak Dimitri demedi. Yorgo demedi. Ulubat nerede? Balıkesir'in orada. İlk Türk yurtlarından değil mi? Hasan ismi peygamberimizin torununun ismi. Hasan'sa Hasan Ulubat'sa Ulubat Türk. Yorgo deseydi bunlar kabul ederdi. Dimitri deseydi vay İstanbul'a ilk çıkan Hristiyan. Bayrağı bir Hristiyan dikti derlerdi bu adamlar. Ulubatlı Hasan olunca yok oluyor. Yok oluyor. Maalesef. Evet. Onun için ben Ulubatlı sana yüzde yüz inanırım. Yüzde yüz. Bugün öyle söylerler ama yüzde yüz ilk bayrağı diken olarak Ulubatlı sana inanırım. Öyle bir milletin kalbinde bir yanlış öyle kolay yer etmez. Kolay yer etmez. Evet. Şimdi İstanbul fethedilmeden önce zaten İstanbul'un içerisinde bir Türk mahallesi oluştu. İşte artık Bizans halkının zaten Bizans imparatorundan yaka silktiği, işte hiç Bizans'a karşı aidiyet duygusu bile taşımadığı artık fethedilmesini istediği gibi şeyler de söyleniyor hocam. Onlara karşı neler söylersiniz? Vallahi Mustafa Bey bu tip şeylere biz kaynaklarda çok yansır. Bunları da bilhassa Bizanslı kaynak tarihçiler çok ciddi kullanırlar. Niye kullanırlar? Halk imparatora isyan etti. Gerekli şeyde bulunamadılar. Dolayısıyla halkında bu şeyiyle askerlerin yapacak fazla bir şeyi yoktu kaleyi teslim etmek zorunda kaldılar. Biz pek çok kalede biz bunu görürüz. Bunu Osmanlı nam olsun, şan olsun diye destan düzmüyor. Bunları görürüz. Uyvar'da mesela ben biliyorum. Hala 39. 38. gün hala asker durmaya çalışıyor, ayaklanıyorlar. Hatta askerler ayaklanıyor. Teslim edelim öleceğiz diyorlar. Bunlar son hücumda girecekler. Girecekler içeri. Hepimizi öldürtmek mi istiyorsun diyorlar. Bazen asker de ayaklanır. Anlaşma yapalım. Çünkü Osmanlıların çok özel bir yönü vardır. Bak 53 gün çarpışmışsın. Binlerce şehit vermişsin. Ve sen %99 son hücumda artık ben bu kaleyi alırım diyorsun. Hatta bazen ertesi gün yarın bu kale bizim ya diyorsun delik deşik oldu tamam mı? Bir de öyle düşün. Buna rağmen son hücumdan önce mutlaka e, elçi yollarsın ve teslim olun dersin. Bu Mustafa Bey sadece bize aittir. Hmm. Bak karşı taraf teslim oluyoruz diye bayrak dikebilir. Bunlara çok rastlarım. Tamam teslim oluyoruz savaşmayalım. Bu ayrı bir şey. Sen gönderiyorsun. Oysa senin oraya göndermen demek o ganimetten neredeyse tamamen vazgeçmen demek. Evet. Bak, o esirlerden, o kölelerden vazgeçmen demek. İstediği bütün adamları, istediği malları alıp gitmesi demek. Savaşın bütün karını elinin tersiyle itiyor demek. Elinin tersiyle itiyorsun yani. bak. Osmanlı böyle bir devlet. Bunu bazen bizim diğer Türk devletlerinde de göremezsin. Osmanlı'nın merhameti meşhurdur. Mutlaka bunu yaparlar sonucundan da. Ve Bizans'ta da yaptılar. Gitti imparator reddetti. Hayır dedi. Halk sabaha kadar çalıştı. Halkın sonuna kadar mücadele ettiği yazılıdır. Hmm. Fakat son hücum o üç saat çok şiddetli çatışmalar ciddi 53 gün karşıda da yorgunluk var. Gece uykusu uyunmuyor yani. Evet. O şahi denen topların deprem gibi sarsıyor ortalığı. O surlara vurdukça nasıl uyursun? Halk yorgun, öyle kolay da değil. Başlangıçtaki mücadeleyi son anda artık sürdürecek değilsin. Nitekim Justin yani yaralandığı zaman imparator yalvarıyor gitme diye. Kaçıyor adam. Son anda gemiye binebiliyor. Artık düşecek görüyor onu. Ve kaçıyor. Hiçbir şey. O halka, o halka hakaret olur bu. Bazı şeyler takdir edilir. Düşmanın da mesela bazen duruşu, mücadelesi takdire şayan. Doğru. Takdir evet. edersin. Ya biz şimdi onları ülkelerini savunamadı şu bir diye tahkir edebiliriz. Ama bu onlara bir hakaret olur. Düşmanın mertliğini de şey yapacaksın. Gitsinler nerede? Ee, bu dinde Abdurrahman Paşa baksınlar bizimkiler oraya gidince bu dinde kahraman düşman onun kahramanlığını düşman oraya işliyor kahraman düşman diye onun mücadelesine saygı duyuyor Osman Paşa ne yapıyoruz çarı kılıcını iade ediyor biz bu kılıcı alamayız diye onun mücadelesine saygı duyuyor. Rus Çarı Nikola, Şehşamil'e saygı duyuyor. Şimdi düşman bile bazen bunu yapar. Sen de yaparsın. Şey, Abdülhamid Han, iddiaçılar İstanbul'u terk edeceği zaman, ben, Ceddin Fatih Sultan Mehmet İstanbul' önüne geldiğinde, Bizans İmparatoru elinde kılıcı öldü. Ben ondan daha az vatanperver değilim. Ben halkımla beraber çarpışarak öldürürüm Bak kimi örnek gösteriyor? Son Bizans imparatorunu örnek gösteriyor. Ben ondan daha az vatanperver değilim. Siz istediğiniz yere kaçın. Hadi kaç. İttihat Terakki bu işte. Evet. Bir kısım ahmaklar anlamıyor. İttihat Terakki bu kaçacak. Hadi şimdi kaç. Abdülhamit Han öyle bir söz söyledi ki bitirdi. Konstantin'i de örnek gösterdi. Bazen böyledir. Yani halkta ben zerre böyle bir, bir şeylik görmedim. Çalıştılar. Sonuna kadar o surlara devamlı sabahlara kadar o surları güçlendirdiler. Yani bir taraftan yıkılıyor evler, surlar. Devamlı silah taşıma katıldı yani. Hiçbir yerde görmedim Mustafa Bey. Evet. Evet. Ee, sonrasında çok da fazla vaktimiz kalmamış ama Fatih o meşhur tablo vardır ya görüntü işte surlardan Oo, içeriye evet ya. atının üzerinde. Muazzam bir tablodur o. Evet. Muazzam. Bazen demek ki hani bazen bazı tabloların bazı hasletlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Evet. Deniz savaşı dört gemi senin 350 parça donanman küçük bordolu gemiler onlar yüksek bordolu 5 7 8 saat. Yani ta Marmara'ya girişten itibaren İstanbul surları göründüğünde gemiler bunların yolunu kesmek için uğraşıyor. Uzaktan atışlar, yaklaşmalar. Mustafa Bey zincirin yerine gelinceye kadar 7-8 saat bu çarpışma sürmüş. Şimdi en şiddetli anı da işte 7 külenin, Artık bizim askerlerin bulunduğu bizim askerler kıyıda hı hı. surun dışında kıyıdan seyrediyor artık. Oradan itibaren Fatih sanki karadan deniz savaşını idare ediyor. Elinde kılıç. Orayı idare ediyor. Donanma 350 parça. Bu gemiler adım 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 ilerliyor. Savaş gidiyor tersine. Gemiler ilerliyor, önleyemiyorlar. Rampa edemiyorlar, yukarı çıkamıyorlar. Ve Fatih atını 200 metre sürdü diyor. Denize. Denize. At yüzüyor. Elinde kılıç bağırıyor. Nereye yetiştireceksin o sesi? Mümkün mü? Ama dünyanın en muazzam tablosu ortaya çıkıyor. Evet. 21 yaşında bir genç, bir sultan... ...atının üzerinde, denizin ortasında. Kılıç elinde... Donanma idare ediyor. Muazzam bir tablo. Evet. Şu tablo her tarafa böyle asılacak bir tablodur gerçekten. Çok hoş bir tablodur. Çok güzel. Gerçekten öyle. Evet. Dışarı çıktığında dudaklarından kan geliyor. Nasıl ısırdıysa. O ulaştıramamak. Onun için bir şey e, hani gerçekleşmedi diye bir şey defterinde yok bir şey yap dedi mi o başarılacak. Baltoğlu'nu kır başlıyor. öldürün diyor. Ya adam insanlıktan çıkmış, elbiseleri limelim lim olmuş, bir gözünü kaybetmiş. Güçlükte vazgeçiriyorlar. Yani ölüm fermanını vazgeçiriyorlar ama az da diyor Hamza Bey'i getiriyor. Fakat iki gün sonra onun şeyini denizden gemileri yürütmek <laughs> suretiyle Bizans'ın o moralini sıfırlıyor. Müthiş adam ya. Yani. Evet. Yani. Ee, şimdi hocam beş dakikamız kalmış. Ee, İstanbul'u fethettik Allah'ın izniyle evet. ve içeriye girdik. Girdik. Ee, sonra bir eman yayınlıyor Fatih Sultan Tabii, Mehmet Han. Yani Ahmeti. içeri girer girmez mesela bütün binaları koruma altına alıyor. Bana ettir diyor. Hmm. Dokunmayacaksınız diyor. Ya müthiş bugün... E, ...bir yeri bombalamaya başlarken... Yani yağmanın önüne geçiyor aslında. Tabi, üç gün vermişti, iki gün sonunda durduruyor. Yeter diyor. Binaları bundan azade kılıyor. Zarar vermelerini... Askerin biri bakıyor ki... E, ...bir sütunda... ...böyle kılıcıyla bir şeyler aldığını... ...bütün diyor, yapılar benimdir diyor. Dokunmayacaksınız tarihe. Tarihi eserlere. Hı hı. bak Hiçbir şeye dokundurtmuyor... Bunları göreceksin. Bugünün süper güçleri önce kültürü yok ediyor. Eserleri evet. yok ediyor. Evet. Camileri, mescitleri, medreseleri, kütüphaneleri bombalattırıyor. Fatih hangisine zarar verdirdi? Nelere zarar verdirdi? Hatta Ayasofya'ya girip de tepesine çıktığı zaman İstanbul'un perişan halini görüyor. Perde dar mi kunetler kasrı kayser ankebut. Bu nevbet mizenetler kubey afrası yap perdedarı mikunetler kasır kayser ankebut. Kayserin sarayında Kayserin sarayında e, örümcek baykuşlar ötüyor. Bu evet. nevbet mizenetler kubbe afrasi yap. Afrası yapın kubbelerinde baykuşlar ötüyor. Kayserin sarayında örümcek perdedarlık yapıyor. Evet. İstanbul'un perişan halini gösteriyor. Ve beş yıl içerisinde İstanbul'u yeni baştan imar ediyor. Camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar, çarşılar, eski yapıları, surları, surları yeniden inşa yapmak bir beş yıl içinde müthiş eserler ortaya koyuyor. İlk emri Ayasofya'nın etrafında dini ilimler başlasın, dersler başlasın. İstanbul'u aldığımda birinci emridir bu. Ayasofya'nın etrafındaki odalarda İlim başlasın ve Molla Hüsrev oranın baş müderrisi. İlmed verilen değer. İlme verilen. Fatih böyle bir adam. Fethi İstanbul'a fırsat bulmadılar evvelun. Fethedip anı Muhammed dedi tarih ahirun. Fethi İstanbul'a fırsat bulmadılar evvelun. Evvelkiler sekiz asırdır. İstanbul'un fethine fırsat bulamadılar. Fethedip Hed anı Muhammed dedi tarih ahir ahirun. Son. Ahir. Evet. Son dedi. Bitti. Ahirun kelimesi evcet hesabıyla 857 yapar. Hicri 857. Miladi 1453. Evet. evet. Nasıl bir edebiyat. Evet. Yani hayran olmamak mümkün değil mümkün gerçekten değil. ecdadımıza bir bi izleyenimizde benim atam 9 yaşında hafız, 14 yaşında padişah, 19 yaşında 7 dil bilen, 21 yaşında İstanbul'u fethedip çağ açıp çağlar kapatan peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne nail olan Fatih Sultan Mehmet Han'dır diye yazmış hocam. Ya. Eyvallah. Onu okurken aklıma şey geldi benim de. Alim dedi, bir harika öğrenciydi. Şair dedi. Yer yer sözü bir inciydi. Sultan Mehmet adıyla andık onu biz. Tarih dedi. Fatihlerin en genciydi. Allah Allah ne güzel. Bir de Abdülhak Hamid'den söyleyelim. Evet. Mustafa Bey, Fatih Sultan Mehmet Han'ın... kabrini ziyaret ediyor. Şayessedir denilse alem senin mezarın... ...durmuş kapında bekler... ...bir kavim türbedarı. Bütün Türk alemi... Senin mezarın denilse yeridir. Ve durmuş başında bekler bir kavim türbedarı. Türk milleti tek tek fert senin türbedarındır. Bu vatanı öyle görmek, öyle bilmek, öyle savunmak lazım. Evet. Böyle vermek. lazım. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür Aa, ediyoruz. Teşekkür Sağ olun, var olun. O çarpışma anlarını anlatırken de bir izleyicimiz hocam Allah razı olsun sanki o anı yaşadık diye yazmış. <laughs> Aynı ben de o zaman bahsettim ya yani gerçekten çok güzeldi. <laughs> e, sağ olun, var olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah teşekkür olsun. ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler tarih ve insanı bu haftalıkta noktalıyoruz efendim. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamlar Aleyküm. Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler